Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar, sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. Türkiye'de hayvancılık konusuna devam edeceğiz. Ancak daha önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm videoların altında açıklamalar bölümünde bir bağlantı linki var. Bu linke tıkladığınızda Coğrafya Cepte dokümanlarına ulaşabilirsiniz. Ders sunumlarını PDF şeklinde bulabilirsiniz. Haritalar bulabilirsiniz. Ya da daha farklı yüklenen dokümanlar olabilir. Bunlara o açıklamalar kısmındaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım ve dersimize başlayalım. Türkiye'de hayvancılıkta sırada kümes hayvancılığı var. Kümes hayvancılığı eti ve yumurtası için tavuk, hindi, kaz, ördek gibi hayvanların kümeslerde beslenmesi şeklinde yapılan bir hayvancılık türüdür. Bu şekilde en fazla yetiştirilen hayvan tavuktur. Tavuklar henüz civciv halinde. 20-25 binlik hatta 40-50 binlik modern kümeslere konur ve 45 gün boyunca yemle, suyla beslenir. Kocaman hale gelir ve artık kesim için hazırdır. Tabii sevgili arkadaşlar, 45 günde sürekli suni yemle beslenen hayvan ne kadar sağlıklıdır? Bu etin aşırı tüketimi ne kadar doğrudur? Bunun takdirini size bırakıyorum. Ancak tekrar vurgulamak istiyorum. Bizim başlığımız Türkiye'nin ekonomik coğrafyasıdır. Yani soruları çözerken ekonomik açıdan ne kadar para kazandırır? Ne kadar verim alınır? Bizim öncelikli olarak bakmamız, dikkat etmemiz gereken budur. Mesela büyükbaş hayvancılıkta da bahsetmiştim. Belki mera hayvancılığında doğal çayırlarda gezerek beslenen hayvan daha sağlıklı olabilir. Hatta eti de daha lezzetli olabilir. Ancak bize daha verimli olan, daha fazla gelir getiren hayvancılık nedir diye sorarlarsa modern ahırlarda yapılan besi hayvancılığıdır, ahır hayvancılığıdır diyeceğiz. Aman dikkat! Aynı şekilde kümes hayvancılığı da kapalı ortamda hayvanların sürekli beslenmesi şeklinde gerçekleşir ve hedef yüksek verim almaktır. Evet, kümes hayvancılığı kapalı ortamda modern kümeslerde yapılır dedik. O zaman üretim doğal koşullara bağlı değildir arkadaşlar. Bakın dikkat, üretim doğal koşullara bağlı değildir. Bu tesislerin kuruluş yerlerini belirleyen en önemli faktör pazara yakınlıktır. Yani nüfusun yoğun olduğu alanların çevresinde kümes hayvancılığı gelişmiştir diyebiliriz. Bolu, Balıkesir, Manisa, Sakarya üretimde önde olan illerimizdir. Sırada ipek böcekçiliği var. İpek böceği aslında bir tırtıldır arkadaşlar. Kelebekler dut yaprağı üzerine yumurtalarını bırakır. Bu yumurtalar tırtıla dönüşür. Dut yaprağı üzerindeki bu tırtıllar sürekli dut yapraklarını tüketir ve büyür. Tırtıllar iyice büyüdükten sonra köşesine çekilir ve ağızlarından çıkan yapışkan bir iplikle şu görmüş olduğunuz kozaları örmeye başlar. Tabii kendilerini de kozanın içine hapsedecek şekilde bu kozayı örerler. Eğer şu görmüş olduğunuz ipek kozalarına hiç dokunulmasaydı, içerideki tırtıl kelebeğe dönüşecekti, bu kozayı delecekti ve dışarı çıkacaktı. İşte sevgili arkadaşlar, bu kozanın ipek üretiminde kullanılabilmesi için delinmemesi gerekir, bozulmaması gerekir. Yani içerideki tırtıl bu kozayı delemeden bütün kozalar toplanır ve kaynar suda haşlanır ve kelebekler de daha dünyaya gözünü açmadan yok olur. Tabii ipek böceğinin neslinin de devam edebilmesi için kozaların bir kısmı ayrılır, bırakılır ve kelebeklerin çıkmasına da müsaade edilir. Evet sevgili arkadaşlar, doğal ipek üretimi bu şekilde gerçekleşir. Ancak hem süreç zahmetlidir hem de doğal ipek pahalıdır. Dolayısıyla doğal ipek üretimi de tüketimi de çok yaygın değildir. Daha çok suni ipek üretilmektedir. Suni ipek kavak, göknar, söğüt gibi selülozca zengin ağaçlardan elde edilen liflerle yapılır. O zaman tekrar vurgulamış olalım. Suni ipek üretiminin daha yaygın olması doğal ipek üretimini ve ipek böcekçiliğini azaltmıştır. Yine de ipek böcekçiliği yapılıyor az da olsa arkadaşlar. Diyarbakır, İzmir, Antalya, Muğla ipek böcekçiliğinde ön sıralardadır. Ülkemizde yapılan hayvancılık türlerinden biri de arıcılıktır. Arıcılık bal ve bal mumu üretmek için yapılan bir faaliyettir. Çiçek çiçek dolaşan arılar bal üretir. Ülkemizde iklim çeşitliliğinin fazla olması, buna bağlı olarak da bitki çeşitliliğinin fazla olması arıcılık için elverişli şartlar oluşturmuştur. Aman dikkat, ülkemizde iklim çeşitliliği fazla, buna bağlı olarak bitki çeşitliliği fazla ve arıcılık için elverişli şartlar oluşmuş. Hatta yöreden yöreye görülen bitki türleri farklı olduğu için yöreden yöreye bal türleri de değişir. Mesela Muğla tarafında çam balı, Güney Marmara tarafında yine Batı Karadeniz tarafında kestane balı, Rize tarafında üretilen anzer balı oldukça meşhur bal türleri arasındadır. Ve bunların özellikle de Rize'deki anzer balının ekonomik değeri de yüksektir. Arıcılıkla ilgili duyacağınız başka bir kavram da göçebe arıcılıktır. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ülkemizde farklı iklimler görülür. İklim çeşitliliği fazladır ve her yörede aynı anda bahar gelmez, aynı anda yaz gelmez. Akdeniz kıyılarına yaz daha erken gelir. Akdeniz ve Ege kıyılarına yaz
daha erken gelir. Nereye göre? İç Anadolu bölgesine göre, Doğu Anadolu bölgesine göre. Örneğin baharın ve yazın erken geldiği Muğla'da bal üretimini tamamlayan üretici arılarını toplar, arabasına yükler ve daha iç kesimlere geçer. Mesela Konya'ya geçer, Konya çevresine geçer. Orada yaz daha yeni gelmiştir. Arılarını o bölgeye bırakır ve bir üretim de burada gerçekleştirir. Bu şekilde ülkenin değişik bölgelerini gezerek yapılan arıcılık faaliyetine göçebe arıcılık denir. Türkiye dünya bal üretiminde ön sıralardadır. 2018 istatistiklerine göre dünya bal üretiminde Çin birinci, Türkiye ikincidir. Bakın arkadaşlar, Türkiye dünya bal üretiminde ikincidir. Ancak bal ihracatı istenen düzeyde değildir. İhracatta iyi değiliz. Aslında üretim miktarını da artırabiliriz, ihracatı da artırabiliriz. Bunun için altını çizerek söylüyorum, kaliteli bal üretimine ağırlık vermekte fayda var. Yine altını çizerek söylüyorum, sahte bal üretimini bir şekilde durdurmamız lazım. Bununla mücadele etmeli ve dünya çapında balımızın tanınırlığını, daha da önemlisi güvenilirliğini artırmakta fayda var arkadaşlar. Ancak bu şekilde bal ihracatı artar. Yoksa 5 kilo bal 100 lira şeklinde satılan balları Avrupa'ya satmak biraz zor. Evet, son olarak bal üretiminde Muğla ve Ordu en önde olan illerimizdir diyorum ve arıcılığı da bitiriyorum. Türkiye'de hayvancılıkta son olarak balıkçılıktan bahsedeceğiz. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Normalde balıkçılık potansiyeli var gibi görünse de Türkiye, Yunanistan, İtalya gibi iç denizlere kıyısı olan, okyanuslara kıyısı olmayan ülkelerin balıkçılığı çok fazla ilerleme kaydedemez arkadaşlar. Bakın, iç denizlere kıyısı olan, okyanusa kıyısı olmayan ülkeler diyorum. Tabii ki bu ülkeler balıkçılıklarını geliştirebilirler. Daha iyi verim alacak hale getirebilirler. Ancak bir Norveç gibi, bir Kanada, bir Japonya, bir İngiltere gibi olmaları mümkün değil. Çünkü bu saydığım ülkeler okyanusa kıyısı olan ülkelerdir. Okyanus akıntılarının etkisinde olan ülkelerdir. Ve bu alanlarda balıkçılık potansiyeli İtalya, Yunanistan, Türkiye gibi iç denizlere kıyısı olan ülkelere göre çok daha fazladır. Şimdi Türkiye'de balıkçılığı konuşalım. Ülkemizde balıkçılık üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeye göre, bir yarımada ülkesine göre pek de gelişmemiştir arkadaşlar. Bunda etkili olan faktörlerden biri açık deniz balıkçılığı yerine kıyı balıkçılığı yapmamızdır. Açık deniz balıkçılığında modern balıkçı gemileri uzak denizlere açılır ve günlerce geri dönmez. Hatta bu gemiler yüzen fabrika gibidir. Bu gemilerde balıkları depolama imkanı vardır, işleme imkanı vardır ve ekonomik açıdan getirisi de yüksek olan bir türdür açık deniz balıkçılığı. Bizim ülkemizde yapılan deniz balıkçılığı ise daha çok kıyı balıkçılığı şeklindedir. Kıyı balıkçılığında gemiler kıyıdan fazla uzaklaşmaz ve çoğunlukla aynı gün içinde avlanıp limana dönerler. Kullanılan gemilerde küçük tekneler şeklindedir ve tabii ki verim düşüktür. O zaman ülkemizde balıkçılığı geliştirmek için açık deniz balıkçılığı yapılmalı ve yaygınlaştırılmalı diyebiliriz. Ülkemizde balıkçılığı geliştirmek için yapılması gerekenlerden biri de kaçak ve zararlı avlanma yöntemlerinin terk edilmesidir. Mesela balıkların üreme ve büyüme döneminde avlanmak yasaktır. Bu süre Nisan'ın yarısından başlar, Eylül ayına kadar sürer. Bu dönemde avlanmak yasaktır. Bu dönemde yapılan avlanmalar balıkçılığa zarar verir. Bu yasağa kesinlikle uyulmalı. Zararlı avlanma yöntemlerinden biri dinamitle patlatma yöntemidir. Denizde patlatılan dinamitlerle birlikte balıklar şoka girer, bir kısmı ölür. Bu şekilde avcıların hedeflediği balıklarla birlikte yüzlerce yavru ve hatta farklı deniz canlıları da zarar görecektir. Kesinlikle terk edilmesi gereken bir yöntemdir. Zaten ülkemizde bu yöntem yasaktır, yüksek cezaları var. O zaman bu yasağa uyulmalı, denetlemelere ağırlık verilmelidir. Bir başka zararlı avlanma yöntemi de trol avcılığıdır. Trol ağı adı verilen torba şeklinde bir ağın tekneyle çekilmesi ve genellikle dip balıklarının avlanmasına yönelik bir yöntemdir. Bu yöntemde her ne kadar ağlardaki gözenekler büyük olsa da yine de çok sayıda yavru balık ağa takılmaktadır. Yine deniz dibindeki yumurtalar zarar görmektedir. Çeşitli deniz canlıları zarar görmektedir. Ülkemizde trol avcılığı Marmara Denizi'nde, boğazlarda ve iç sularımızda yasaktır. Yine Karadeniz'de ve Akdeniz'de yasak olan bölgeler var. Genelde kıyıya yakın alanlar değil, açık denizlerde buna izin verilir, derin alanlarda buna izin verilir. Balıkçılığımızı tehdit eden özelliklerden biri de kıyı kirliliğidir. Sanayinin ve nüfusun yoğun olduğu alanlarda, hele de bu alanlar körfez gibi su hareketliliğinin de zayıf olduğu alanlarsa kıyı kirliliği fazladır ve bu alanlarda balıkçılık fazla gelişmemiştir. Örneğin İzmit Körfezi kıyı kirliliğinin fazla olduğu alanlardandır, balıkçılık gelişmemiştir. Bakın, balıkçılıkla ilgili tüm bu sorunları halletsek halletmemiz gereken önemli bir özellik daha kalıyor ki o da balık yeme kültürünün geliştirilmesidir arkadaşlar.
Ülkemizde balık tüketiminin fazla olmadığını, balık yeme kültürünün fazla gelişmediğini söyleyebiliriz. Ancak tabii böyle balık fiyatları yüksekken o kültür nasıl gelişecek, o da ayrı bir konu. Ama yine de biz balıkçılığı geliştirmek için balık yeme kültürü geliştirilmeli maddesini de bilmiş olalım. Ülkemizde deniz balıkçılığında Karadeniz birincidir. Denizlere göre avlanan balık oranına baktığınızda %80 gibi bir oranla Karadeniz öndedir. Bu da soru olarak karşınıza çıkar arkadaşlar. Akdeniz de büyük bir deniz, uzunca bir kıyımız da Akdeniz'de var. Ancak nasıl oluyor da Karadeniz açık ara farkla birinci, Akdeniz sonuncu? Bunu da sorarlar. Hamsi, istavrit, çinekop, mezgit, barbun ve bunun gibi avlanan balıklar serin suları sever, oksijen oranının yüksek olduğu suları sever. Karadeniz'in sularının serin olması, oksijen oranının da yüksek olması balık miktarını artırmıştır. Bakın buraya da dikkat arkadaşlar, balık miktarını artırmıştır diyorum. Yoksa söz konusu olan şu akvaryumdaki rengarenk balıklar, çeşit çeşit balıklar şeklinde düşünseydik, sıcak denizlerde balık çeşitliliği, biyoçeşitlilik fazladır diyecektik. Ancak biz az önce bahsettiğim balıkçılıkta avlanan balıkların miktarına bakıyoruz ve avlanan balık miktarının serin sulardan dolayı, oksijen oranının yüksek olmasından dolayı Karadeniz'de daha fazla olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden balıkçılıkta Karadeniz öndedir. Tabii Karadeniz'in de sıkıntılı alanları var. Mesela derinler. Klasik bir bilgidir. ÖSYM tarafından çok eskilerde de olsa sorulmuştur. Karadeniz'de 200 metrenin altında neden canlı yaşamı yok denecek kadar azdır? Balıkçılık için uygun değildir. Bunun sebebi Karadeniz'de derinlerde zehirli sülfür gazının birikmiş olmasıdır arkadaşlar. Oksijen oranının düşük olmasıdır. Bu yüzden balıkçılık için elverişli değildir. Canlı yaşamı yok denecek kadar azdır. Balıkçılıkta Ege ve Marmara aslında üretimde birbirine yakındır arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz 2017 TÜİK verileri, bazı yıllarda Marmara'nın ikinci olduğunu da görebilirsiniz. Yine boğazlardan da bahsetmek istiyorum. Boğazlar balıkların göç yollarıdır. Göç yolları. Buna bağlı olarak balıkçılık için elverişli koşullar ortaya çıkar. İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki balıkçılık faaliyetlerinde bu durumun etkisini de unutmayalım. Balıkların göç yollarıdır. Balıkçılık yalnızca denizlerde yapılan bir hayvancılık türü değildir arkadaşlar. Göller ve akarsular gibi iç sularımızda da balıkçılık faaliyetleri yapılır. Beyşehir ve Eğirdir gölleri ile Van Gölü iç sularımızdaki balık üretiminde önde olan göllerimizdir. Beyşehir ve Eğirdir gölleri ile Van Gölü. Özellikle KPSS'ye çalışan arkadaşların her yıl yayımlanan TÜİK istatistiklerini incelemelerinde fayda var diyorum. Evet, göller yöresinde Eğirdir ve Beyşehir gölleri. Marmara'da İznik Gölü balıkçılıkta önde olan göllerimiz arasındadır. Ancak sodalı olması ile bilinen Van Gölü'nü sakın yabana atmayalım arkadaşlar. Van Gölü'nden elde edilen inci köfeli ülkemizde avlanan iç su ürünlerinde payı en fazla olandır. Bakın dikkat, ülkemizde avlanan iç su ürünlerinde payı en fazla olan tür Van Gölü'nden elde edilen inci köfelidir. KPSS'ye çalışan arkadaşlar her yıl güncellenen istatistikleri mutlaka takip etsinler. Bunların yanında Tuz Gölü, Burdur Gölü, Acı Göl, bunlar da arkadaşlar acı ve tuzlu göllerimizdir. Balıkçılıkta önemli bir yeri olmadığını da eklemiş olalım. Tuz Gölü, Burdur Gölü, Acı Göl, bunlar acı ve tuzlu göllerimizdir. Balıkçılıkta bir önemi yoktur. Balıkçılıkta son olarak kültür balıkçılığından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kültür balıkçılığı denizlerde, göllerde ya da akarsularda kurulan çiftliklerde gıda için ticari amaçlı balık yetiştirme faaliyetidir. Bu çiftliklerde üretim denizde kurulmuş, bakın şu görmüş olduğunuz kafesler içinde de yapılabilir. Bu çiftlikler göllere de kurulabilir ya da akarsular üzerine yine şu görmüş olduğunuz alabalık çiftlikleri şeklinde de kurulabilir. Kültür balıkçılığında balıklar yemle beslenir ve kısa sürede büyüyüp pazarlara sunulabilecek hale getirilir. Kültür balıkçılığında yetiştirilen türler arasında, deniz türleri arasında özellikle levrek, çupra, somon, yine iç sularda alabalık gibi türler bulunur. İzmir, Muğla, Aydın denizlerde yapılan kültür balıkçılığında önde olan illerimiz arasındadır. Evet sevgili arkadaşlar, sınavlara hazırlık videolarımızda hayvancılıkta da sona geldik. Girdiğiniz tüm sınavlarda başarılı olmanız dileğiyle hoşça kalın.